Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Bu videoda Calculus 2 birinci vize konusu olan improper, yani genelleştirilmiş integralden 34 tane soru çözeceğim. Bu sorular Thomas Calculus'un improper integral hesaplama sorularından. İlk bölüm hesaplama, yakınsak olan, yani konvergent olan integralleri hesaplama. İkinci bölümde de convergent mi, divergent mi, bunu bulma. Testler yaparak, bize işte o chapter'da öğrettiği testleri yaparak onu hesaplama. Biz ilk bölümde 34 soru çözeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi burada 1 bölü x kare artı 1'i zaten biliyorsunuz ki arc tanjant x'in türevi olduğundan bu direkt arc tanjant x olarak çıkar. Ama hemen hızlıca, yani birkaç soruda bunu kullanacağım. Formül ezberlemeyi sevmeyen arkadaşlar için hızlı hızlı bir tane üçgenden nasıl bu integrali hesaplayabiliriz, hemen bulacağız. Önce x'i bulalım, sonra dx'i bulalım, sonra 1 bölü x kare artı 1'i bulalım. Bunu hiç söyleme, yani bunları bulmadan önce asıl ben bu soruda neden üçgen çizip trigonometrik substitution'ı kullanacağımı nereden anlarım, bunu söyleyeceğim. X kare artı 1, bir şeyin karesi artı 1 diyor, yani iki şeyin karesi diyor. İki şeyin karesinin toplamını biz Pisagor'da öğrenmedik mi? A, B, C desek A kare artı B kare eşittir C kare değil midir? Aynı zamanda A kare eksi C kare, pardon, C kare eksi A kare eşittir B kare değil midir? O zaman şöyle bir şeye varırım ben. İki kare toplamı varsa, iki karenin farkı varsa, aynı zamanda şunun kökünü de alıp ikisinin de kökünü alabilirim. Ya da kök içerisinde iki kare farkı varsa ben orada trigonometric substitution kullanabilirim. Tam da şu anda onun kullanılacağı yerdeyiz. Hemen hızlıca x'imi buluyorum önce. X eşittir tanjant theta. Sonra dx'imi buluyorum. Bunun türevini de alarak. Secant theta d theta. Sonra 1 bölü x kare artı 1. 1 bölü kök x kare artı 1 eşittir kosinüs theta'dır. Bunun karesini alırsam kosinüs kare theta dersem kosinüs kare theta 1 bölü x kare artı 1'e ulaşırım. Şimdi hemen ne vakti? Bunları yerine koyma vakti. Sıfırdan sonsuza giden integralim dx'in yerine secant theta'nın karesi, d theta'yı şu uzağa yazayım, daha başka değerlerim var. Sonra 1 bölü x kare artı 1'e de cos kare theta diyorum. Şimdi cos kare secant kareyi götürecek, d theta kalacak. Bu da theta olarak çıkacak. Theta ise arc tanjant x'tir. Buradaki formülden arc tanjant x eşittir theta derim. Bu theta olarak çıkacağından arc tanjant x olarak çıkar. Arc tanjant x'im de alt üst değerlerim 0 ile t'dir. Ve limitim t sonsuza gidiyordur limit değerimde. Bu da arc tanjant t eksi arc tanjant 0'a eşittir. Arc tanjant 0 zaten 0. Benim derdim burada. Arc tanjant t. Nasıl bulurum? Arc tanjant sonsuz. Şöyle çok kolay bir mantıkla tanjantıma baktığımda. Şimdi şuraya bir theta açısı verelim. Theta açısı büyüdükçe ve pi bölü 2'ye yaklaştıkça. Şurası eksi pi bölü 2. Pi bölü 2'ye yaklaştıkça sonsuza doğru gider. Şurada devam ettiği için bu tanjant çizgisi sonsuza gider. Yani pi bölü 2 iken sonsuzmuş. Arc tanjant sonsuz eşittir pi bölü 2'ymiş. Bize eksi sonsuz deseydi de eksi pi bölü 2 diyecektik. Ama burada pi bölü 2 diyoruz ve cevabımız pi bölü 2 oluyor. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Birden sonsuza kadar. Burada herhangi bir paydayı sıfır yapan değer olmayacağı için sadece t'yi sonsuza götürüyorum. Birden t'ye x üzeri yukarı atıyorum. 0, 0, 1, dx. Bu da artı 1 olarak şurasını ekleriz ve böleriz. Eksi 0.001 bölü eksi 0.001 eşittir. Şu 1000 olarak yukarı çıkar. Eksi 1000 olarak. Eksi 1000 x üzeri eksi 0.001 yerine ben aşağı yazayım bunu. X üzeri 0.001. Alt ve üst değerlerim neymiş? 1'den t'ye kadarmış. Sonra yazıyorum. Limit t sonsuza giderken.
eksi 1 bölü t üzeri 0.001 eksi şu. Eksi tekrar burada bir tane daha eksi olacağından dolayı artıya döner bu. Artı 1000 bölü 1'in 0.001. kuvveti. Şimdi buraya bakıyorum. Sayı bölü sonsuzun bir şeyi var. Sonsuzun bir 0.001 üssü var. Bu yine sonsuz olur. Burası 0'a gider. 0 artı 1000 bölü 1. O da 1000 olur. Cevabımız 1000. Hemen yeni soruya geçiyorum. Hızlı hızlı çözeceğim. Eşittir. Aşağı 0 olamayacağından dolayı buraya t diyorum. Limit t 0'a sağdan mı soldan mı yaklaşır? Aşağı doğru gittiğim için soldan yaklaşır. T'den 1'e x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. Bu nasıl integralden çıkar? X üzeri 1 bölü 2, bir de 1 bölü 2'ye böleceğimden 2 olur. Eşittir 2 kök x olur. Bu integralden 2 kök x olarak çıkar. Alt ve üst değerlerimi yazdığımda 0 değil de t diyeceğim, 1 diyeceğim, limit diyeceğim. T 0'a gidecek. Soldan 2 kök 1 eksi 2 kök t. 2 kök 1 eşittir 2. Burası da 0 olacağından 2 eksi 0'dan cevabımız 2. Dördüncü soruma geçiyorum. 4 eksi x var kök içerisinde. Buna şöyle diyebilirim. 4 eksi x eşittir u. Eksi dx eşittir eksi du, pardon, du. Du. Hemen 0'dan 4'e du değil de eksi du bölü kök u. Bu da ne diye çıkar? Kök u şuradan zaten hesaplamıştık. Kök u 2 kök x diye çıkıyor. 2 kök x. 1 bölü kök u 2 kök u diye çıkar. 2 kök u, yani 2 kök 4 eksi x. Ama başımda bir de x vardı. Pardon, eksi vardı. 0'dan 4'e gideceğim. Burayı zaten, yani burada herhangi bir tanımsız değer olmayacağı için 4 yazabilirim direkt. Eksi 2 kök 4 eksi 4. Eksi, tekrar eksi, artı 2 kök 4 eksi 0. Burası 0 yapar. Burası 2 çarpı 2'den 4 yapar. Cevabım 4'tür. Hemen yeni soruma geçiyorum. Eksi 1'den 1'e gidiyor. Burada 0 değerinde tam ortada kesinti yoraması lazım. Çünkü tanımsız yapan bir değer var. Limit yazıyorum o yüzden. T 0'a sağdan yaklaşacak. Eksi 1'den T'ye gideceğim. X üzeri eksi 2 bölü 3 yazabilirim bunu direkt. Artı bir limit değerim daha var. Bu sefer T 0'a soldan yaklaşıyor. T'den 1'e gideceğim. X üzeri eksi 2 bölü 3 dx. Bu integrali hesapladığımda x üzeri 1 bölü 3 3. Ve alt üst sınırlarını önce şunu hesaplayayım. Eksi 1'den t'ye. Limitim ne? T 0'a soldan yaklaşıyor. Eşittir. 3 üzeri t üzeri 1 bölü 3 eksi 3 üzeri eksi 1 bölü eksi 1 üzeri 1 bölü 3. Şimdi bu 0 olacağından direkt 0. Yani t 0'a yaklaştığından dolayı 0. Şurası ise eksi 1, yine küp kökten eksi 1 diye çıkar. Eksi 3 ile çarparsak 3 diye buluruz. Diğerine bakalım. Yine bu sefer bu sefer yine limit. T bu sefer 0'a sağdan yaklaşıyor. Değerlerim neydi bunda? 3, x, 1 bölü 3, t'den 1'e kadar eşittir. 3 üzeri, 3 çarpı 1 üzeri 1 bölü 3'ten 3 olur. Eksi 3, t üzeri 1 bölü 3. Burası yine 0. Yine 3 var, 3 var. Cevap 3 artı 3'ten 6 olur. Evet, şimdi burada kesintiye uğrayan yine 0 değerimiz var. Bunu şöyle yazacağım. Limit t 0'a soldan değil de sağdan yaklaşırken eksi 8'den, yukarıda olursa sağdan yaklaşır çünkü t x üzeri eksi 1 bölü 3 yukarı alacağım. 1 bölü 3 dx artı bir limit değerim daha var.
Bu sefer sıfıra soldan yaklaşıyor aşağıda olduğu için. 1'e x üzeri eksi 1 bölü 3 dx. Sonra bu integrali hesapladığımda 1 ekleyeceğim. X üzeri 2 bölü 3. 2 bölü 3'e böleceğim. O da 3 bölü 2 ile çarpmak olur. Alt ve üst sınırları önce birinci integrali hesaplayayım. Eksi 8'den, yani ben bunu direkt eksi 2'nin küpü diyeyim daha rahat olsun. Ve t ise 1. Pardon. Buna da t yazalım. Limit t kaça gidiyor? 1'e, pardon, 0'a soldan yaklaşırken, sağdan yaklaşırken pardon. Eşittir 3 bölü 2x, burada 0'a yaklaşacağından 0 olur. 0 eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 2'nin küpü, bu sefer eksi 2'nin küpünü koyuyoruz. 2 bölü 3, şimdi küpler birbirini götürecek, yani 3'ler, eksi 2'nin karesi 4 diye çıkacak. 4 bölü 2, 2 ile 3'ü çarp 6, eksi 6. Burada bir eksi 6'm var. Şuraya bakıyorum. Sonra limit diyorum. T bu sefer 0'a soldan yaklaşıyor. Yine 3 bölü 2, x üzeri 2 bölü 3'üm var. Aşağıda neyim var? T var. Yukarıda ne var? 1 var. Bu sefer 3 bölü 2, 1 üzeri ne olursa olsun 3 bölü 2 diye çıkar. Eksi. Buraya ne 0 olacak? 0'a yaklaştığı için. Eksi 12 bölü 2. Şimdi 6'yı eksi 12 bölü 2 olarak yazıyorum. Artı 3 bölü 2 ekliyorum. Eşittir 9 bölü 2 ama eksi 9 bölü 2 benim cevabım olur. Şimdi burada bak gördüğüm ne var burada? Bir şeyin karesinden bir şeyin karesini çıkarmış. O zaman direkt hemen substitution'a geçiyorum. Trigonometric substitution. Evet, şimdi önce x'i buluyorduk. X'imiz ne? Sinüs alfa, sinüs teta eşittir x. Sonra dx'i buluyorduk. Cos teta d teta eşittir dx. Sonra 1 bölü şuradaki değer. O da hipotenüs bölü komşu eşittir sekant teta. Sekant teta eşittir 1 bölü kök 1 eksi x kare. Şimdi bunu integrale yazdığımız zaman 0'dan 1'e x'imiz değil de dx'imiz var. Cos teta d teta. Sonra bir de sekant teta'mız var. Sekant teta. Ne oldu? Sekantlar birbirini götürdü. D teta teta olarak çıktı. Teta'mız neye eşit? Gördüğünüz üzere arcs neye eşit? Sin üzeri eksi 1'e eşit. O zaman benim integral değerim sin üzeri eksi 1 x. Peki alt ve üst limit integral değerlerim ise 0'dan 1'e kadar. O zaman sin eksi 1, 1 diyorum, eksi sin eksi 1, 0 diyorum. Sin ne zaman 1'e yaklaşır? Pi bölü 2'deyken. Ne zaman 0'a yaklaşır? 0'dayken. O zaman cevabım pi bölü 2. Yeni soruya geçiyorum. 0'dan 1'e burada kesintiye uğrayacağı, yani tanımsız olacağı 0 olacağından 0'a yaklaştırmamız lazım. Soldan mı sağdan mı? Sağdan, çünkü aşağıdan. T'den 1'e dr bölü demeyeyim. Ben r'yi yukarı alayım. D üzeri eksi 0.999 dr. Buna 1 ekleyeceğim. R üzeri 0.001. Buna böleceğim. Demek 1000 ile çarpacağım demek. Bu da alt ve üst değerlerim ise T'den 1'e eşittir 1000 çarpı 1 üzeri 0.001 eksi 1000 çarpı T'miz ne? T'yi koyalım. 0.001. T'miz 0'a gideceğinden burası 0, burası ise 1000 olur. Cevabımız 1000. Hemen 9. soruya geçiyorum. Bir saniye, burada bir gitmiş sorum. Hemen. Evet, 9. sorudan devam ediyoruz. Bir sorum kaybolmuştu. Tekrar geri getirdim. Şimdi x kare eksi 1 olduğundan dolayı yine trigonometric substitution yapabilirim ama bu hataya düşmeyin lütfen. X kare eksi 1 varsa 1 bölü x kare eksi 1. Daha kolay olan yöntem bunu ayırmaktır. Yani şöyle ayırmaktır. Şöyle 2 bölü x kare eksi 1 eşittir
gördüğünüz üzere x kare eksi 1 x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı. O sebepten dolayı x artı 1 x eksi 1 olarak yazarım. Hiç buradan substitution'a girmeyin. Eğer x kare eksi 1 ise kök içerisinde falan değilse, kökte ise ayrı. O zaman trigonometrik. Ama değilse direkt x artı 1 x eksi 1'e gitsin aklınız. O zaman ax eksi a artı bx artı b eşittir 2'ymiş. 2. A artı b eşittir 0 buradan. X'leri paranteze alırsam. Eksi a artı b ise 2. Şuradan direkt a eşittir eksi b yazarsam 2b eşittir 2'dir. B eşittir 1. A eşittir eksi 1 olur. O zaman şu integrali böyle yazabilirim. Eksi 1 bölü x artı 1. A'ya eksi 1 dediğim için. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye dx artı bu sefer 1 bölü b'ye 1 demiştim. X eksi 1. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye. Şimdi bu integralleri hesaplayalım. Burası eksi ln x artı 1. Burası ise artı ln x eksi 1. Bunu daha sade nasıl yazarız? Logaritmik fonksiyonlardan yararlanarak ln x eksi 1 artılı kısım şuna böleriz. Bunu logaritmik kurallardan hatırlarsınız. Sonra alt ve üst limitlerim eksi sonsuz, yani t diyelim. Limit t eksi sonsuza yaklaşsın. Burası da eksi 2 olsun. Tabii bunların arasında herhangi bir değer burayı tanımsız yapmadığı için direkt bu şekilde yazıyorum. Eğer bunların arasında bir değer olsaydı tanımsız yapan bu şekilde yazmazdım. Şimdi önce şöyle yapıyorum. Ln eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 bölü eksi 2 artı 1 eksi 1 eksi ln eksi ln bu sefer eksi sonsuz bölü eksi sonsuz. Yani şunları direkt negligible gözmezden gelebilirsiniz. Ln 1 olur. Ln 1 0'a eşittir. Burası da ln 3'tür. Ln 3 eksi ln 1 eşittir ln 3. Cevabımız ln 3'tür. Hemen diğer soruya geçelim. Burada tabii trigonometrik kullanmak mantıklı. Çünkü parçalayamıyoruz zaten. Tek yapılacak yöntem bu. İlla ki vardır başka yöntem ama en mantıklı yöntem bu. Şöyle yapıyoruz. Hemen x'imizi bulalım. Tanjant teta eşittir x bölü 2. O zaman direkt 2'yi buraya at. Tanjant teta eşittir 2 tanjant teta eşittir x. Sonra başka ne lazım? Bize dx lazım. 2 sekant kare teta d teta eşittir dx'miş. Sonra 2 bölü x kare artı 4 diyor burada. 2 bölü kök nasıl olur? Kosinüslü olur. Kosinüs teta eşittir 2 bölü kök x kare artı 4. Bunun karesini alırsanız, ne olur? Kök kalkar 4 bölü x kare artı 4 olur. Şuradaki değeri istiyorsanız nasıl yazarsınız? 2 çarpı 2 yaparsınız. 2 çarpı 2. Bir 2 buraya gider. Aşağıda x kare artı 4 olduğundan ikilerden birini buraya gönderdim. Yani 2 bölü 2 çarpı 2 idi, birini buraya gönderdim. Şu değer bize neyi verdi? Cos teta bölü 2'yi verdi. Şimdi bir de neyi tanımlamam lazım? Teta'yı tanımlamam lazım. Bu da arc tanjant x bölü 2'dir. Şimdi direkt integralimi yazabilirim. Limitleri en son yazarım. Önce bir integralden çıkarayım. Arc tanjant x bölü 2. Burada ne var? Şu değer kosinüs teta bölü 2 değil miydi? Sonra neyimiz vardı? Bir de dx'imiz var. Dx'imiz eşittir 2 çarpı sekant kare teta d teta. Bu kosinüs karesi var. Kareyi unutmayalım. Şu şunu götürür, bu bunu götürür. Teta diye çıkar. Tetamız da arc tanjant x bölü 2 değil miydi? Öyleydi. Arc tanjant
x bölü 2 alt sınırlarımı şimdi yazabilirim. Eksi sonsuz yani t'den ve limitim t eksi sonsuza gidiyor. T'den 2'ye kadar. Burada 2'ye kadar burayı tanımsız yapacak değer yok. Sıkıntımız yok o zaman. Arc tanjant 2 bölü 2 yani 1. Eksi arc tanjant eksi sonsuz. Eksi sonsuzda ne demiştik? Eksi pi bölü 2 demiştik. Eksi pi bölü 2 eksi var başında artı oldu. Burası ise pi bölü 4 oldu. 45 derecedeyken 1 olduğu için. Pi bölü 4 artı pi bölü 2 eşittir 3 pi bölü 4. Cevabımız 3 pi bölü 4. Burada yapmamız gereken payda da ayırabiliyor muyum çarpanlarına? Evet, v çarpı v eksi 1 olarak ayırabiliyorum. O zaman şöyle diyeceğim. 2 bölü v kare eksi v eşittir a bölü v artı b bölü v eksi 1 diyorum. Sonra hemen dağıtıyorum. Av eksi a artı bv eşittir 2. A'mız direkt eksi 2. A eşittir eksi 2. B de onun tam tersi olacağından, bunun ikisinin toplamı 0 olacağından B eşittir 2. O zaman şöyle diyorum. Eksi integral 2 bölü ne var? V. A'mız eksi 2. Eksiyi dışarı attım. 2 bölü V artı şuraya dV diyorum. Artı 2 direkt 2 olduğu için 2 bölü V eksi 1. dV. Bu ne diye çıkar? Eksi 2 ln V diye çıkar. Artı burası da 2 ln V eksi 1 diye çıkar. 2 parantezini alırım. Ln sonra V eksi 1 bölü V olarak da yazabilirim bunu. Yine bu trigonometrik kurallardan elde ederim bunu. Sonra alt ve üst sınırımı yazmak kaldı sadece. 2'den T'ye. T ise sonsuza gidiyor. Şimdi T yazarsak 2 ln T eksi 1 bölü T eksi 2 ln 2 eksi 1 1'dir. Bölü 2 böyle oldu cevabımız. Şurası T ve T bölü T yani burası 1'e gideceğinden ln 1 0 0 çarpı 2 yine 0 eksi 2 ln 1 bölü 2. Eksi 2'yi şuraya atabilirim ln'den dolayı. Ln 1 bölü 2 üzeri eksi 2 eşittir. Ln 4'e eşittir. Bu da cevabımız ln 4. 2dt bölü t kare eksi 1. Tabi burada yine dediğimiz üzere eğer bunu ayırabiliyorsak çarpanlarına bu daha kolay bir metot. Üçgen çizeceğim de uğraşacaksın. Hiç uğraşma. T artı 1 t eksi 1. O zaman şöyle diyoruz. 2 bölü t kare eksi 1 eşittir a bölü t artı 1 artı b bölü t eksi 1. Sonra çarpıyorum. At eksi a artı bt artı b eşittir 2'ymiş. A artı b eşittir 0 eksi a artı b eşittir 2. Neden artı b 0? Tabii t parantezini aldığımdan dolayı ve bu karşıda hiçbir t yok. Eksi 0 t diyorum mesela. 0 olduğundan dolayı a artı b'nin 0 çıkacak. Buradan ne çıkar? B'yi karşıya atın. A eşittir eksi b. Buraya eksi b yazarsan artı b olur. Artı 2 b eşittir 2'den b eşittir 1. A onun tam tersi eksi 1. Sonra şöyle yazabiliriz. 2'den sonsuza a yerine eksi 1. Eksi 1 bölü t artı 1 artı tabii şurada bir dt var. Yine 2'den sonsuza 1 bölü bu sefer 1'imiz var. 1 bölü t eksi 1. Ne diye çıkar? Eksi ln t artı 1 artı ln t eksi 1. Bunları daha sade bir biçimde yazarsak ln t eksi 1 bölü t artı 1. Alt ve üst sınırım neydi? 2'den sonsuza. 2'den t'ye diyelim. T'miz t olmasın a diyelim çünkü zaten a, t kullanıyoruz. A ise sonsuza yaklaşsın. Ln
sonsuz bölü sonsuz olacağından 1, yani t bölü t'den 1, ln 1 eksi ln 2 eksi 1 1 bölü ln 3. Yani ln 1 bölü 3 oldu. Şurası 0. Eksiyi buraya atarsan eksi 1 yaparsın. Şurayı artı yaparsın. Ln, bunu da ters çevirirsen ln 3. Cevabımız ln 3. Burada bak 2x direkt göze çarpıyor şunun türevi. O zaman x kare artı 1'e u dersin. 2x dx'e du dersin. Şunun türevini aldım. X kare artı 1'in. Sonra dx ile çarptım. Bu diferansiyelini almak olur. Şimdi burada güzel. Buraya kadar güzel. Şimdi yerlerini yazalım. Eksi sonsuzdan sonsuza 2x dx'imiz neydi? Du'ydu. Direkt buraya du yazabiliriz. Bölü şunun yerine u yazacağım. U'nun karesi. U'nun karesi ne diye çıkar? Yani eksi 2. U üzeri eksi 2 ne diye çıkar? U üzeri eksi 1. Eksi 1'e bölersin. Bir de o da eksi olur. Yani eksi 1 bölü u olur. U'muz neydi? X kare artı 1. Çok önemli bunlar. Yani eksi 1 bölü u. Onun yerine şunu yazmayı unutmayın. X kare artı 1. Alt ve üst sınırlarımız eksi sonsuzdan 0'a kadar gideceğiz. Sonra yine eksi 1 bölü x kare artı 1. Çünkü sıfırdayken tanımsız mı? Yok, hiç tanımsız olduğu yer yok. Ama iki kez limit kullanmam gerektiği için x kare artı 1 bu sefer sıfırdan artı sonsuza şuraya t diyebilirsin ve t artı sonsuza yaklaşıyor. Buradayken de eksi sonsuza. Sonra sıfır değerini versem eksi 1 bölü 1 yani eksi 1. Sonra eksi tekrar burada bir eksi olduğu için artıya çevirdik. Eksi sonsuz yazınca 1 bölü sonsuz burası 0 olur. Eksi 1 artı 0 şu kısmın cevabı. İkinci kısma geçiyorum. Artı diyorum. Ama eksim var başında. Artı diyorum ama şuraya eksi yazıyorum. Eksi 1 bölü x kare artı 1 sonsuz olursa eksi 0 olur. Artı yine eksimiz olduğu için 1 bölü 0'ın karesi 0 artı 1 eksi. Eksiyi zaten kullandığımız için 1 var bir de burada. Eksi 1 ile artı 1'i topladım. Cevap 0 çıktı. Eşittir 0. Evet, burada yine x bunun türevini aldığımda sadeleşecek bir değer. O zaman ben direkt x kare artı 4'e u diyebilirim. X kare artı 4 eşittir u. 2x dx eşittir du. X dx eşittir du bölü 2. Sonra eksi sonsuzdan artı sonsuza x dx'imiz du bölü 2 idi. Du bölü 2 şuraya yazayım. X kare artı 4'üm u'ydu. U üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2 şöyle de yazabiliriz. U üzeri eksi 3 bölü 2 diyebiliriz. Buna 1 ekleyeceğiz. Ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. U üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Bir de buna bölünce eksi 2 çarpı eksi 1 bölü 2 oldu. Yani eksi 2 bölü kök u oldu. U'muz neydi? X kare artı 4. Eksi 2 bölü x kare artı 4. Buradan çıkan nedir? İntegral cevabıdır. İntegralimiz de önce t olsun. T'miz eksi sonsuza gitsin sıfıra. Sonra ne olsun? T değil de sıfırdan t'miz bu sefer sonsuza gitsin. İlk integralimi hesaplıyorum. Eksi 2 bölü. Bunu yine iki parçaya ayırdım. Şurada sıfır değerine aldım. Eksi 2 bölü x kare artı 4. Sıfır koyduğumda 4 2 diye çıkar. Eksi 1 olur cevap. Sonra eksi. Şu eksi birbirini götürecek. Artı. 2 bölü eksi sonsuz. Kök içerisinde de olsa yine sonsuz diye çıkacak. Zaten burada kare var. Sayı bölü sonsuz 0'dır. Eksi 1 artı 0. Şimdi ikinci değerimi hesaplayacağım. Şu ikinci değer. Sonsuz koyarsam yine 0 olacak. Eksi. Yine eksi eksiyi götürdü. Artı. 2 bölü 0 koydum. 4 2 diye çıktı. Artı 2 bölü 2'den 1 diye çıkar. Yine eksi 1'im artı 1'imi götürür. Cevap 0 olur. Burada anlaşılması gereken şey bu
Yani direkt bu kanıya varamayız ama burada görülen şey şu. Yani 1 eksi 1, 1 artı 1 olduğu için bunlar zaten bu fonksiyona baktığı zaman orijine göre simetrik olduğunu anlarsınız. Şöyle olduğunu düşünün. Şöyle bir diyelim ki mesela yani herhangi bir fonksiyon çiziyorum. Şu kısım bu kısma eşit. Buranın volüm yani alttaki kalan alan 1 ise burada 1'dir. Ama bura altta kaldığı için bura eksi 1 olur, bura artı 1 olur, birbirini götürürler. Eksi sonsuzdan artı sonsuza sanki eksi 2'den 2'ye gelmişsiniz de kuralı hatırlayın. Eksi 2'den 2'ye geliyorsanız ve orijine göre simetrik bir fonksiyonla bu şeyi yaparsanız sıfır elde edersiniz. Eğer y'ye göre simetrik olsaydı da şöyle olurdu. Bu sefer 1 artı 1 iki katını elde edersiniz. Ama buradayken sıfır oldu. İkisi birbirine götürdü. Bir önceki soruda da dikkat ederseniz aynısı olmuştu zaten. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey yani her soruda şuna bakın. Paydayı parçalarına ayırabiliyor muyum? Yok. Ondan sonra bakmam gereken ne var? Paydanın türevi yukarıdakini sadeleştirecek bir şey mi? Ona bakın. Sonra trigonometrik yapabileceğim bir şey mi? Hepsine tek tek bakın. Burada ikincisine baktığımda bunun türevini aldım da bunu sadeleştirecek bir şey gördüm ben. O da ne? Şunun türevini alırsam buna u dersem türevi 2 teta artı 2. Sonra diferansiyelini de aldım. du'yu eşitledim. Bura zaten 2 parantezinde teta artı 1 değil mi? Bak bunu sadeleştirecek. d teta eşittir du. Şu 2'yi buraya atayım. Teta artı 1 çarpı d teta yerine 0'dan 1'e ne yazabilirim artık? du bölü 2. du 2'yi şuraya yazayım. 1 bölü 2. du bölü kök içerisinde neyim var? U var. Kök içerisinde u nasıl çıkar? U üzeri eksi 1 bölü 2 olacağından dolayı 2 kök u diye çıkar. U'muz neydi? Teta'nın karesi artı 2 tetaydı. Yazmayı unutmayalım. 1 bölü 2'miz var. Bunlar birbirini götürecek. Alt ve üst değerlerimizi yazalım. 0'dan 1'e. Burada limit kullanmaya gerek yok. Çünkü tanımsız bir değer olmayacak zaten. 2 kök 1 artı 2'den 2 kök 3. 1 artı 2'den 2 kök 3 eksi. Pardon, ikimiz yok. 2 burada sadeleşti. Kök 3. Şurada 1 var. Eksi 0 koyarsam ne çıkar? 0 çıkar. Demek ki kök 3 benim cevabım. Bu soruya baktığımda 4 eksi s kare zaten burada bir trigonometrik çarpanlarını ayıramam. Ondan sonra türevini alsam yukarıyı sadeleştiremem derken neye ulaştım? Ben burada abi yapmam gereken trigonometrik. Ama bir problemim daha var. Kardeşim s artı 1 var burada. Yani s artı 1'i ben hiç bu cinsten yazamam. O zaman burada başka bir trik işin içine giriyor. Yani hile var burada. Yapmamız gereken ince bir nokta. Bunu s bölü kök 4 eksi s kare artı 1 bölü kök 4 s kare olarak yazmak. Bunu görmek de her zaman kolay değil. Yani ben bunu ilk çözmeye çalıştım. Çözemedim. En son kitaptan baktım. Yani insan her zaman aklına gelmiyor. Hele sınavda heyecandan gidiyor. O yüzden örnek soruları çözmek çok önemli. Bunu da 1 bölü kök 4 eksi s kare ds diyeceğim. Şimdi iki parçaya ayırdıktan sonra her integralin kendine uygun bir çözüş yöntemi vardır. Bunun çözüş yöntemi bundan farklı. Burada direkt substitution kullanacağım. Trigonometrik. Burada ise daha kolay bir yöntem var. Bunun türevi bunu sadeleştireceği için burada normal substitution kullanacağım. S kare 4 eksi s kare u diyeceğim. Hadi diyelim. İlk önce şu türevi bulalım. Şu integrali bulalım. 4 eksi s kare eşittir u. Eksi 2s ds eşittir du sds yani sds şurada var ya şurada pardon sds eşittir du bölü eksi 2 bunu buldum.
Çok güzel. O zaman şöyle yapabilirim. 0'dan 2'ye SDS yerine DU bölü. Şuraya attım eksi 1 bölü 2 mi? Kök neymiş? U. Kök U ne diye çıkıyordu? 2 kök U diye çıkıyordu. U'muz ise 4 eksi S kareydi. Eksi 1 bölü 2 2'yi götürdü ama eksisi kaldı. Eşittir eksi kök 4 eksi S kare. Alt ve üst değerlerim ise 0'dan 2'ye kadar. 2 koysam 0 olur. 0 koysam şöyle. 2 koydum 0 oldu. Eksi tekrar bir eksi var. Artı kök 4 2 diye çıktı. Demek ki bunun cevabı 2'ymiş. Hemen aşağıda yerim var mı bakayım. Yetecek mi? Sanki yetmeyecek. Geriye geleyim şuna 2 diyerek. İki yöntemimi de yazayım. By substitution. Sonra şuraya bakıyorum. Burada da trigonometrik substitution var. Sıfırdan ikiye 4 eksi s kare hemen yapmam gereken önce bir s'i bulayım. S'im ne? 2 bölü s'i bulayım sonra 2'ye böleyim bunu. 2 bölü s'im ne? Hipotenüs bölü karşı yani kosekant teta bir de 2'ye bölecektim. Eşittir s. Sonra ds'i bulmam lazım. Bunun eksi kotanjant teta kosekant teta d teta bölü 2 eşittir ds olur. Sonra 1 bölü kök 4 eksi s kare. 2 bölüyü bulup 2'ye bölersem 2 bölü 4 eksi s kareyi bulup 2'ye bölersem bunu bulurum. O ise hipotenüs bölü komşudur. O da sekanttır. Yani sekant teta bölü 2 eşittir 1 bölü kök 4 eksi s kare. Şimdi değerlerimi yazıyorum. Şuradaki kısma ne diyorum? Şu kısım sekant teta bölü 2 sonra ds ise eksiği şuraya atayım unutmayayım kotanjant teta kosekant teta d teta sonra sekant kotanjant götürmez tabi öyle atlamayın hemen benim gibi şöyle yapayım. Eksi 1 bölü 2 sekant yerine 1 bölü kos. Kotanjant yerine kos bölü sin. Kosekant yerine saniye. Sekant, kotanjant, kosekant. Sekant, kosekantı götürür. Pardon ya ben ne diyorum. 1 bölü kos. Kos bölü sin çarpı 1 bölü burası 1 bölü sin. Kos kosu götürdü. 1 bölü sin kare kaldı. Bir saniye. Arkadaşlar bir yanlış yaptığımı fark ettim. Kusura bakmayın. Geri dönüyorum. Şurada kosekant teta yanlış bir substitution yaptım. Hemen geri dönüp bunu düzelteceğim. Kusura bakmayın. Kosekant teta değil. Burada sinüs teta eşittir nedir? S bölü 2 değil midir? S bölü 2 yerine 2 sin böyle yazacağım. Sonra bunun diferansiyelini alıp ds'e eşitleyeceğim. Sonra 1 bölü şu neydi? Sekant teta bölü 2 idi ya. Eşittir 1 bölü kök 4 eksi s kare. Şimdi yazabilirim. 0'dan 2'ye neyim var? DS'im var. 2 cos teta d teta. Çarpı bir de neyim var? Sekant teta bölü 2'm var. Şimdi şunu götürür. Cos'la sekantı götürür. Teta çıkar. Tetamız ne? Arc sin s bölü 2 eşittir. Arc sin s bölü 2
Bu da limitleri ne? 0 ile 2 arasında. Bu da arksin 2 bölü 2'den. Arksin 2 bölü 2'den. Arksin 1. Arksin 1 ne yapar? Pi bölü 2 yapar. Eksi. Arksin 0. Arksin 0 bölü 2 yani. O da 0 yapar. Demek ki pi bölü 2. Bir de buradan 2'miz vardı. 2'yi 4 bölü 2 olarak yazıyorum. 4 bölü 2 artı pi bölü 2 eşittir. 4 artı pi bölü 2. Kusura bakmayın, orada bir yanlış değişiklik oldu substitution'da. Ama en sonunda düzelttim. Burada kök x 1 artı x. Şimdi burada yapmam gereken burada bir ayrıntı var. Onu görmek lazım. Şimdi şuraya kök x'e u desem burada u kare olur. 1 artı u kare ise 1 bölü 1 artı u kare ise arktanjantın türevidir. Yani arktanjant olarak çıkar. O zaman ben bir kök x'e u diyerek başlayayım. Kök x eşittir u. X üzeri eksi 1 bölü 2 bir de 1 bölü 2 eşittir du. Sonra yani şu, pardon, bir de dx var şurada. Dx'i de şöyle yazabilirim. Eşittir. X buraya kök x olarak geçer. Eksi buraya artı olarak geçer. Du kök x bölü değil, 2 karşıya yine çarpı olarak geçer. 2. Du kök x çarpı 2. Sonra yapmam gereken başka bir şey kalmadı. Sıfırdan sonsuza. Dx yerine du kök x çarpı 2 diyeceğim. Kök x yerine ama artık u diyebilirim. Du çarpı u çarpı 2. Bölü neyim var? 1 artı x var. X'e de u kare diyeceğim artık. Artık u'larla konuşuyoruz. 1 artı u kare. Kök x'im var bir de. Kök x'e de u diyeceğim. U'lar gördüğünüz gibi birbirini götürecek. 2 çarpı 2 dışarı atacağım. Burada ark tanjant u. Yani bunun zaten daha önce çizdik şeyini. Ark tanjant üçgenini. U yerine de pi, artık pi diyorum. Kök x'i yazabilirim. O değişikliği yapmıştım daha önceden. Sonra değiştirmeyi unutmayalım. Sıfırdan sonsuza kadar. Ark tanjant sonsuz artık biliyorum. Direkt sonsuz yazalım artık. Limit yazmayalım burada. 2 ark tanjant sonsuz eksi 2 ark tanjant 0. Burası pi bölü 2 çarpı 2 yapar. Yani ark tanjant sonsuz pi bölü 2 yapar. Yani 2 çarpı 2 ile 2 birbirini sadeleştireceğim. Pi olur. Eksi burası da 0. Çünkü ark tanjant 0 0'dır. Bu sorunun cevabı pi. Evet. Burada zaten bu ark sekantın neyi? Arksekantın türevi. O zaman integralden arksekant diye çıkar. Burada artık substitution yapmayayım. Yani uzuyor ders. Artık mevzuyu anladınız. Lütfen siz deneyin. Yapamazsanız bana sorun. Yani buradaki substitution nasıl kullanacağınızı bulamazsanız bana sorun. Ama burada direkt artık arksekant diye ben yazayım bunu. Arksekant yerine şunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. O sizi yanıltmasın. Arksekant aynı zamanda, yani ben öyle buluyorum mesela. Ark kosekant teta diye çıkar bu aynı zamanda. Aynı zamanda ark sekant teta diye çıkar. Bunlar aynı şeyi ifade eder zaten. Fark etmez. Ben şu an ark sekant teta olarak yazıyorum. Ark sekant x yani. Alt ve üst değerleri ise birden sonsuza. Ark sekant ne zaman, yani sekant ne zaman sonsuz olur? Hangi açıdayken onu bulacağım. Ve ne zaman 1 olur? Ondan çıkaracağım. Şimdi bunu anlamak için önce sekantı yazmam lazım. Şimdi ne zaman 1 olur? Çok kolay. Onu söyleyeyim. Kosinüs 0, 1 olur. 1 bölü 1 o zaman 1 olur. Yani burası 0. Şura önemli. Ne zaman sonsuz olur? Arkadaşlar sonsuz olması için kosinüsün 0'a, yani artı sonsuz olması için sıfıra sağdan yaklaşması lazım. Kosinüsün sıfıra sağdan yaklaşması lazım ki 1 bölü 0.0000, düşünün ki bu sonsuza kadar 0001 eşittir
1.1000 bu da sonsuza kadar gideceğinden sonsuz olur. O zaman kosinüsü sıfıra sağdan yaklaşan değer nedir? Kosinüs ne zaman sıfır olur? Tabii ki pi bölü 2 de sıfır olur. O zaman cevabımız pi bölü 2. Evet, 1 artı b kare çarpı 1 artı tan kare, tan eksi 1 b. Burada hemen bakıyorum. Bunun türevi burada var. 1 bölü şurası. O zaman hemen tan eksi 1 bölü tan eksi 1 v'ye ben hemen u diyorum. Tan eksi 1 v eşittir u. 1 bölü bunun hemen türevi neydi? X kare artı v'lerle konuşuyoruz artık. 1 artı v kare dv eşittir du. Diferansiyelini aldım. Şimdi şu kısım bana du'yu verecek. Bu kısım ise 1 artı u'yu verecek. O zaman ln ne diye çıkar bu? Du bölü 1 artı u ln 1 artı u diye çıkar. U'muz neydi? Tan eksi 1 v idi. V'mizin sınırları ise 0'dan sonsuzaydı. Önce ln sonsuz yazsak 1 artı tanjant eksi 1 sonsuz pi bölü 2 artık bunu biliyoruz. Eksi ln 1 artı tanjant eksi 1 0. Yani arc tanjant 0 yine 0 olacağından ln 1 olur. Ln 1 de 0'a eşittir. Bunu direkt ihmal edin. Cevabımız ln 1 artı pi bölü 2'dir. Şimdi burada yine bakın. 1 bölü 1 eksi 1 artı x kare var. Bu tanjant eksi 1'in türevidir. O zaman tan eksi 1 x tan eksi 1 x'e ne diyorum? U diyorum. Tan eksi 1 x eşittir u. 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir du. 16'yı dışarı atıyorum. 0'dan sonsuza tan eksi 1 yerine u diyeceğim. Aşağı ise bakın şu kısım dx bölü 1 artı x kare du diyeceğim ona. O zaman bu ne diye çıkar? U kare bölü 2 diye çıkar. Başta da bir 16 vardı. Şu bunu 8 yaptı. Eşittir 8 u kare. U'muz neydi? Tanjant eksi 1'di. Tanjant eksi 1 v idi. Bunun karesi. Şimdi 8 arc tanjant, tanjant eksi 1 olarak da yazabilirim. Arc tanjant olarak da yazabilirim. Bir de şunun karesi var. Alt ve üst değerlerim ise v eşittir ney 0 v eşittir t, t sonsuza giderken. 8 çarpı sonsuz desek arc tanjant sonsuz pi bölü 2'dir. Pi bölü 2'nin karesini alırım. 8 pi kare bölü 4 yani 2 pi kare kalır. Şimdi 0 yazsam arc tanjant 0'ın karesi 0 olur. 8 ile çarparım yine 0 olur. Cevap yalnızca 2 pi kare olur. Evet şimdi burada ne var? Burada lambda var. Eşittir u diyeceğim. E üzeri alfa d alfa eşittir dv diyeceğim. Tabi burada d alfa eşittir d teta eşittir d u da demek lazım. İkisinin de integralini alırsam i teta eşittir v. Sonra u v teta çarpı e üzeri teta eksi v d u yani e teta çarpı d teta. Sonra bu yine i teta olarak çıkmaz mı? Çıkar. O zaman eşittir. Şöyle bir şey olacak. İntegral. Bunu da şöyle yazalım. I teta parantezine alıp teta eksi 1 diyelim. Alt ve üst değerlerimiz ne olsun? Eksi sonsuzdan sıfıra. Şimdi e üzeri eksi sonsuz sıfırdır. Çarpı eksi sonsuz. Burada bir sıkıntımız oldu. Ne o? Limit almamız gerekecek. Yukarıda ise 0 versem 1 olur. Burası eksi 1 olur. Demek ki yukarımız eksi 1. Eksi 1. Eksi şu şuradan bakayım. Bu daha kolay limiti alması.
Teta e üzeri teta, burada eksi eksiyle çarptım, artı e üzeri teta. Buradaki teta tabi t olacak ve t de eksi sonsuza gidecek. Öyle düşünün. Evet. Burada şöyle yapabilirim. Eksi teta yerine, eksi teta çarpı e üzeri teta yerine, eksi teta bölü e üzeri eksi teta derim. Doğru muyum? Evet. Sonra bunun türevini alırım L'Hopital'den. L'Hopital'den eksi 1 bölü e üzeri eksi teta. Başına bir eksi gelir bunun türevini alınca sadece. Evet. Şimdi güzel bir şey oldu. T değil de teta eksi sonsuza giderken e üzeri sonsuz olur. Sayı bölü sonsuz eşittir. Sıfıra eşittir. Şu kısmımız sıfırmış. Peki e üzeri teta ne? E üzeri teta zaten eksi sonsuza giderken e üzeri eksi sonsuz yine sıfır olur. O zaman sadece eksi bir kalır. Cevabımız eksi bir. 2e üzeri eksi teta sin teta. Evet. Burada ne yapacağız? E üzeri eksi teta sin teta. Burada da şöyle diyeceğiz. Sin teta eşittir u cos teta d teta. Biraz uzayacak ama İnşallah hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. D teta eşittir du. Laptu kullanıyorum. Sonra 2'yi dışarı atayım. Uğraştırmasın beni. Sonra ekleriz. E üzeri eksi teta d teta eşittir dv. V eşittir eksi e üzeri eksi teta. Bunun şeyini aldım. İntegralini. Sonra u eksi v de u yapıyorum. U v sin teta başına eksi atıyorum. Birazdan eksiyle çarpacağım şu. E üzeri eksi teta. Sonra eksi bir daha. V du. Şunu bu sefer artı diye buraya atabilirim. E üzeri eksi teta. Du ne? Cos teta. D teta. Şimdi ben şunu buldum. Yani şu bu değeri sonra kullanacağım. Ama burayı bilmiyorum. Burayı tekrar yine substitution kullanacağım. Bu sefer cos teta eşittir u eksi sin teta d teta eşittir du e üzeri eksi teta d teta eşittir dv v eşittir eksi e üzeri eksi teta diyerek sonra bunu da hesaplıyorum. U çarpı v cos teta eksi var bir de şurada. Buradaki eksiyi oraya attım. Eksi e üzeri eksi teta. Sonra eksi v du. Eksi v. V'nin başında bir eksi var ama du'nun başında da bir eksi var. O yüzden eksi eksiyi çarpınca artı olur. Yine eksiyle çarptım. Eksi kaldı. Burada eksi var. Ona dokunmuyorum. E üzeri eksi teta'yı yazıyorum. E üzeri eksi teta çarpı bir de sin teta di teta var. Sin teta d teta. Çok güzel. Buraya kadar geldi. Biraz uzadı ama şu zaten burada var. Şöyle diyorum. Bu başında 2 vardı ya. 2 tane pardon 2'yi kullanmayayım. Önce cevabı bulup sonra en son 2 ile çarpayım. Şöyle diyelim. 0'dan sonsuza e üzeri eksi teta sin teta d teta eşittir neydi? Eksi sin teta çarpı e üzeri eksi teta. Eksi sin teta çarpı e üzeri eksi teta. Bir de şu var. Yani şu tamamı eksi kosinüs teta çarpı e üzeri eksi teta. Sonra bakınız buradaki değerle bu şununla eşit olacağından karşıya atabilirim. Bir tane bundan var. Burada da bir tane var. Burada eksi bir tane var. Eksi bir attım bir tane oldu. 1 artı 1 buraya 2 olarak geçti. Bu 2'yi buraya atabilirim. 2 diye şöyle olur. Sonra bir de benim başta 2 değerim vardı. Bulunca 2 ile çarpacağım diyordum ya. Bunu 2 ile çarptım. Burayı da 2 ile çarptım. Bu sefer bunlar birbirini götürdü. Benim cevabım buymuş kardeş. Sıfırdan sonsuza götürecekmişim. Eksi diyorum. Eksi parantezine alıyorum. Sin teta e üzeri eksi teta yerine sin teta bölü e üzeri teta diyeyim.
Sonra artı cos. Yani ortak parantez, ortak şey payda da yazayım. Ortak payda yazayım. Bu şekilde yazabilirim ben bunu. Alt ve üst değerlerim sıfırdan sonsuza. Sıfırdan sonsuza. Şimdi sonsuz yazarsam sin teta artı cos teta her zaman 0-1 arasında, yani bunlar toplamlar, yani -1 ve yani en küçük -1 -2 olurlar. En büyük ise ne olurlar? 2 olurlar. O yüzden bunlar bir sayıya eşit olacak. Çok küçük bir sayıya. Ama aşağısı sonsuza gidecek. E üzeri sonsuz. O zaman bu eksi sonsuz. Eksi sayı bölü sonsuz, yani 0. Sonra tekrar bir eksimiz var. Burada da bir eksimiz olacağını, artı. Sin 0'ımız 0. Artı cos 0'ımız 1. Bölü e üzeri 0'ımız ise 1. Eşittir. Cevabımız 1. Bu sorunun cevabı 1. Uğraştırdı ama sonunda bulduk. E üzeri eksi, şimdi eğer bizim mutlak değerimiz varsa bunu iki parçaya ayırmamız lazım. Eğer eksi ve artılı kısımları varsa, ama burada hep eksi var. Hep eksi varsa mutlak değerden eksi x olarak çıkar. Bu da neye eşit olur? Eksi sonsuzdan sıfıra e üzeri, bu eksi x olarak çıktı. Bir x daha vardı. X oldu. Dx. O zaman bu e üzeri x olarak çıkar. Alt ve üst değerleri eksi sonsuz ve sıfırdır. E üzeri 0, 1. E üzeri eksi sonsuz da sıfırdır. 1 eksi sıfırdan bunun cevabı da 1. Evet, 24. sorumuzda eksi sonsuzdan sonsuza giden bir integral var. Bunu iki parçaya hemen ayırayım. Önce limit t'den eksi sonsuza giderken t'den sıfıra giden 2x e üzeri eksi x kare dx artı limit, bu sefer t sonsuza giderken sıfırdan t'ye 2x e üzeri eksi x kare dx. Bu integralimi çözmek için şöyle yapıyorum. Substitution kullanarak eksi x kareye u diyeceğim. Eksi x kare eşittir u. Diferansiyelini alırsam eksi 2x dx eşittir du. Dx eşittir, buradan da karşıya atarsam eksi 2 bölü x'i, eksi 2 x'i, şöyle olacak. Sonra zaten bu şekilde birbirini sadeleştirecek değerlerimi buldum. Şimdi integralimi tekrar yazıyorum. 2 x'i yazıyorum. 2 x e üzeri eksi x kare yerine e üzeri u yazıyorum. Çünkü öyle bir değişiklik yaptım. Sonra du yazıyorum. Bölü eksi 2 x. Evet. Gördüğünüz üzere şu 2 x'ler birbirini götürecek. Eksiyi dışarı atacağım. Eksiyi şuraya atacağım. Eşittir. Eksi e u diye çıkar. U'muz ise eksi x karedir. Evet. Şimdi bunun ilk alt değerleri t'den 0'a, sonra artı eksi e, ya da eksi diyelim. Tam artı diyeyim şöyle. Eksi e eksi x kare, bu sefer ise 0'dan t'ye. Ama burada t sonsuza yaklaşıyor. Burada eksi sonsuza yaklaşıyor. İlk şeyi bulalım. Eksi e üzeri eksi x kare, yani 0. Eksi e üzeri 0, yani eksi 1. Sonra eksi eksi artı olacak. Artı e üzeri eksi x kare. Yani eksi t'nin karesi. Başta da bir eksi var. Şimdi burası t'miz ne? Eksi sonsuz. Pardon, şurada eksi t'nin karesi değil. T'nin karesi. T'nin karesi, başında eksi var. Şimdi t'nin karesi artı sonsuz olarak çıkar. Eksi var başında, eksi sonsuz. Bir sayının üzeri eksi sonsuz sıfır eşittir. Burası eksi 1, eksi artı 0, yani eksi 1.
Eksi 1. Bu fonksiyon zaten orijine göre simetrik olduğu için ne olacak? Sağ tarafta yani sıfırdan sonsuza olan da bunun ne, yani tam tersi olacak. Artı 1 olacak. Yine hesaplayalım. Eksi bu sefer e üzeri eksi t kare. Burada yine son, sayı üzeri eksi sonsuz olacak. Ve 0 olacak buranın cevabı. Şöyle 0. Sonra artı e üzeri bu sefer 0. Yani 1. O zaman eksi 1 artı 1'i bir götürür. Cevap 0 olarak buluruz. Şimdi burada Laptu kullanacağım. Laptu'da önce logaritmik fonksiyonlar. Yani ln x'e u diyeceğim. Ln x eşittir u. 1 bölü x dx, yani dx bölü x eşittir du diyeceğim. Sonra başka yapmam gereken x dx eşittir dv diyeceğim. V ise bunun integralini aldığımda x kare bölü 2. X kare bölü 2. Sonra cevabımı yazacağım. U çarpı v. Ln x çarpı x kare bölü 2 eksi vdu, yani x kare bölü 2 çarpı ne? Ve du'muz ne? Dx bölü x. Dx bölü x desem şuranın power, yani üstü gider. X kalır sadece. X bölü 2'yi integralini alsam x kare bölü 4 olur. O zaman integralimin tamamının cevabı ln x çarpı x kare bölü 2 eksi x kare bölü 4. Bunun alt ve üst sınırları ise x eşittir 0. Tabii sıfıra eşit olmaz. T deriz. T ise 0'a sağdan yaklaşacak. Burası ise 1 direkt. X eşittir 1. Önce 1 değerimizi yazalım. Ln 1 çarpı 1. Ln 1 0 olacağından 0 bölü 2 0'dır. Eksi, yani burayı ihmal ediyorum. 1'in karesi bölü 4. Yani eksi 1 bölü 4. Sonra artı diyorum. Bu sefer limit değerini alacağım. Limit T 0'a sağdan yaklaşırken ln x bölü, burayı x kareyi aşağı 1 bölü x kare olarak atacağım. Şurası 2 olacak. Eksi x kare bölü 4. Ya zaten 0, 0'ın karesi bölü 4 olacağından burası 0 olur. Ben sadece şu limitimi hesaplamakla yetineyim. Bu limitimi hesaplamakla. Bunu nasıl hesaplarım? L'Hopital kullanarak. L'Hopital kullanarak bunu hemen iki tarafın da birinci türevlerini alalım. Alt ve üstün. T 0'a sağdan yaklaşırken ln x'in türevi 1 bölü x. Aşağısı ne? 2 çarpı x üzeri eksi 2 değil mi orası? Bunun türevini almak için bunu başa atıyorum. Eksi 4. Sonra x'in eksi birinci kuvvetini alıyor. Yani bunu bir azaltıyorum. Eksi 3 olacak, pardon. Eksi 3 olacak. Bu sefer eksi 4 x üzeri eksi 3. Eksi 4 x üzeri eksi 3. Şimdi x'i yukarı atıyorum. Burada ne var? Burada x üzeri eksi 1 var. Şu x üzeri eksi 1. Eksi 3 yukarı artı 3 diye atarım. X kare olur. X kare bölü eksi 4 olur. Değil mi? Bu limit bu şekilde çıkar. Limitim ise t 0'a gidiyordu. Eşittir 0'ın karesi 0'dır. 0 bölü 4'ten. Eksi 0 bölü 4'ten eşittir 0. O zaman benim tek geriye kalan cevabım eksi 1 bölü 4. Şu limitimi L'Hopital kullanarak hesapladım ve geriye sadece eksi 1 bölü 4'üm kaldı. Burada eksi ln x var. Şu eksi x'i buraya atarsam, buraya artı dersem, ln x'in türevi daha önce yaptık. X ln x eksi x'tir. Ama bu başında x olduğu için tam tersi olacak. Eksi x ln x artı x. Sıfırdan bire sıfırımıza limit olarak yaklaşacağım.
O zaman önce 1'i bulayım. 1'i koysam ln 1 0 olur. Bu önemli değil. Yani 1 çarpı ln x yine 0 olur. 1 çarpı ln 1 0 artı 1 artı 1. O zaman bizim bir artı 1'imiz var. Sonra ne diyelim? Artı diyelim. Limit olsun. T'miz 0'a sağdan yaklaşsın. Eksi t ln t artı t. Bu artı t zaten direkt 0. Ama şuraya baktığımda limit t 0'a sağdan yaklaşırken eksi t ln t'yi nasıl hesaplarım? T'yi aşağı alacağım. Ln t bölü yani eksiyi başına yazayım. 1 bölü t. Sonra bu L'Hopital kullanarak ikisinin de türevini alacağım. Ln t'nin türevi 1 bölü t'dir. Yani t üzeri eksi 1'dir. Aşağısı da t üzeri eksi 1'di. Bunun türevi eksi t üzeri eksi 2 olur. Başımızda da bir eksi var. Şu eksi o eksiyi götürür. T üzeri eksi 2 olacak. Sonra bu ne diye çıkar? Limit t sıfıra sağdan giderken bunu yukarı alırsak t. T'miz zaten 0 olacağından limitin cevabı 0. Şurası da 0'dı. O zaman cevabımız sadece 1. Evet, burada yine arksinli bir değerim çıkacak. Arksin s bölü 2 çıkacak tahminimce. 0'dan 2'ye gidiyor. Hemen burada bir mantığımızı kuralım. Önce s'i bulalım. S'i bulmam için s bölü 2 sinüs teta'dır. Sinüs teta. Sinüs teta eşittir. S bölü 2. Bölü 2 buraya 2 olarak atarım. Yani 2 sin teta eşittir s. Sonra diferansiyelini alsam. 2 kosinüs teta d teta eşittir ds. Şurayı buldum. Sonra 1 bölü kök 4 eksi s kare. 1 bölü değil de 2 bölü bulmak için hipotenüs bölü komşu yapacağım. Hipotenüsümüz 2. Yani hipotenüs bölü komşu demek sekant demektir. Sekant teta eşittir ne? 2 bölü kök 4 eksi s kare. Ama ben 2'den kurtulmak istiyorum. O yüzden 2'ye böleceğim bu tarafı. Bu sefer 1 bölü kök 4 eksi s kare olarak elde etmiş olacağım. Şimdi ben şuraya 1 diyeyim. Şu kısmı biliyorum. Ondan sonra ds'yi de biliyorum. Turuncu ile yazdığım kısım ne? Sek şöyle önce bir integralimi alayım. 0'dan 2'ye. Turuncu kısım sekant teta bölü 2. Pembe kısım ds 2 kos teta di teta. Sonra sekant kosu götürür. 2 2'yi götürür. Cevabım teta diye çıkar. Tetamız ise arksin s bölü 2. 2'yi buraya atarsam s bölü 2 olur. Arksin s bölü 2 eşittir teta olur. Yani şuraya arksin s bölü 2 dersem sonra limit değerlerim de 0'dan 2'ye dersem arksin 0. Arksin 0, pardon. Arksin 2 bölü 2 yani 1. Pi bölü 2'dir. Eksi arksin 0 bölü 2 0'dır. Yani arksin 0 yine 0'dır. O zaman cevabım pi bölü 2. 1 eksi r'ın 4'ü burada da yapmam gereken r kareye u demek. R kareye u dediğimde buradan bir sadeleşecek. Burası 1 eksi u'nun karesi olacak. O da bildiğim bir değer zaten. Hemen şöyle yapalım. R kare eşittir u. 2r dr ise du. Dr'miz du bölü 2r. Bu kadar. Sonra geri geliyorum şuraya. 0'dan 1'e 4r bölü kök 1 eksi artık u kare. R'nin dördüncü kuvveti r karenin karesidir. Yani u'nun karesidir. Sonra bir dr'miz var. Dr neydi? Du bölü 2r değil miydi? Şuradaki 2r bunu götürür geriye 2 kalır.
2'yi de dışarı atayım. Bu zaten yukarıda da gördüğümüz üzere bu arksin olarak çıkar. Yani 1 olduğu için arksin olarak çıkacak direkt. 2 arksin, şuradaki 2, 2 arksin u. U'muz neydi? R kare. 2 arksin R kare. R'nin sınırları 0'dan 1'e. O zaman 2 arksin 1'in karesi 1'dir. Arks, 2 arksin 1 eksi 2 arksin 0. 2 arksin 1 ise 2 çarpı pi bölü 2'dir. Eksi 2 çarpı 0. Cevabımız pi. Evet, burada secant, buradan direkt artık ben üçgeni çizdim. Siz bu üçgenden bulmaya çalışın ama ben direkt onun arc secant s olarak çıktığını biliyoruz. 1'den 2'ye. Arc secant 2 eksi arc secant 1. Secant da 1 bölü cos değil mi? 1 bölü, yani 1 bölü cos'un 2 olması için cos'un 0.5 olması lazım. 0.5 olması için de 60 derece, yani pi bölü 3 olması lazım. Eksi 1 olması için ise kosinüsün 0 olma, yani kosinüs teta'nın 1 olması lazım. Kosinüs teta'nın 1 olması için teta'nın 1 0 olması lazım. Çünkü kosinüs 0 1'dir. O zaman pi bölü 3 eksi 0'dan cevabımız pi bölü 3. 29'un cevabı pi bölü 3 olur. 30. soruya geçiyorum. Burada bu sefer burada 4 olduğu için bu da arksekant t bölü 2 olarak çıkar. Bir de başa 1 bölü 2 olur. Bunu hemen hesaplayabilirsiniz. Şey kullanarak. Üçgeni de kullanarak hesaplayabilirsiniz. Sonra 2 ile 4 koyacağım. O zaman 1 bölü 2 arc secant 4 bölü 2'den 2 eksi 1 bölü 2 arc secant ne var? 2 bölü 2 yani 1. Şimdi arc secant'ın 2 olması için aşağının 0.5 yani kosinüsün pi bölü 3 olması lazım. Pi bölü 3 çarpı 1 bölü 2 eksi arc secant 1 de 0 olacağından burası 0. O zaman cevabım pi bölü 6. Evet, burada ise eğer mutlak değer varsa mutlak değerin ayrılma nokta, yani 0 kritik noktasını bulup sonra 2'ye ayıracağım. Eksi 1'den 0'a giderken bir kritik noktam var. Bu sefer bu dx bölü kök eksi x olarak çıkar. Bakın mutlak değerin içindeki eksi 1 0 arası hep negatif olacağından x eksi x olarak çıkar. Artı 0'dan 4'e dx bölü kök x bu sefer. Çünkü pozitif. Tamam, sonra hesaplıyorum integrallerimi. Kök eksi x nasıl olur? Kök x'im, yani bu şöyledir zaten. Eksi x üzeri eksi 1 bölü 2'dir. İntegralini almak istesem x'e u diyeyim. Eksi x eşittir u diyeyim. Sonra eksi dx eşittir du. U'nun integralini alsam u üzeri eksi 1 bölü 2 ne olur? U 1 bölü 2 2 tane u üzeri 1 bölü 2 olur. Yani 2 kök u olur. Bu şekilde çıkar. Ama bir de bizim eksi dx'imizden, yani başımızda eksi vardı du'da. O zaman eksi 2 olacak. Yani eksi 2 kök u'muz olacak. Eksi 2 kök u'muz neydi? Eksi x'ti. O zaman şu integral eksi 2 kök eksi x diye çıkar. Burası ise 2 kök x diye çıkar. Buranın eksi 1'den 0'a gittiğini, buranın da 0'dan 4'e gittiğini biliyorum. Hemen yazıyorum. Eksi 2 kök 0 artı 2 kök 1 artı burası 2 kök 4 eksi 2 kök 0. Şurası 0, burası 2, burası 4,
Burası 0. Cevabımız 2 artı 4'ten 6 olur. Yani 32 soru son. Az 3 sorum kaldı. Kök x eksi b. Buranın kritik noktası 1'dir. Çünkü 0 yapar. 0'dan 1'e dx. Dikkat edin. 0'dan 1'e kadar olan sayı x'imiz eksi 1'den küçük olacağı için negatif olur. Negatif olacağından eksi x artı 1 olarak, yani 1 eksi x olarak çıkar. Artı, ama 1'den 2'ye dx olduğu gibi çıkar kök içerisindeki değer. Yani x eksi 1 olarak çıkar. Bunları hesaplamak için kök 1 eksi x, şuna 1 eksi x'e u diyeyim. 1 eksi x eşittir u. Dx eşittir eksi du. Sonra integralimi yazayım. Dx, pardon, dx değil de eksi var başında. Sonra u üzeri, yani 1 eksi x üzeri kaç? Eksi 1 bölü 2 du. Bu ne diye çıkar? Eşittir eksi 2 kök u diye çıkar. Eksi 2 kök u. Bu da eşittir eksi 2 kök 1 eksi x'tir. Bu integralimi buldum. Diğer integralimi bulmadan bu integrali hemen hesaplayayım. Alt ve üst değerlerim 0'dan 1'e. 1 yazsam eksi 2 kök 1 eksi 1'den 0 olur. Sonra eksi desem başında da bir 2 olacağından, eksi olacağından artı olur. Artı 2 kök 1 eksi 0, yani 1 eşittir 2. O zaman şu kısmım 2'ymiş. Diğer kısma bakıyorum şimdi. Kök x eksi 1. Kök x eksi 1 de şöyle çıkar. 2 kök x eksi 1 diye çıkar. Bunun da alt ve üst değerlerini yazıyorum. 0'dan değil de 1'den 2'yeydi. 2 koysam 2 kök 2 eksi 1'den 2 eksi 1 koysam 2 kök 0'dan 0. O zaman direkt bunu ihmal edebiliriz. 2 ile 2'yi topluyorum. Cevabım 4. Evet, 33. soruda yapmam gereken bunu çarpanlarına ayırmak. Teta artı 2 ile teta artı 3'ün çarpımı, teta artı 3'ün çarpımı olacağından şu şekilde yapacağım. Bir de burada 1 var ya. Şimdi 1 bölü teta'nın karesi artı 5 teta artı 6 eşittir a bölü teta artı 2 artı b bölü teta artı 3. Sonra yerlerine yazdığımda a teta artı 3a artı b teta artı 2b eşittir 1. Sonra a artı b eşittir 0. Çünkü teta'nın katları. Sonra 3a artı 2b eşittir 1. Sonra ne yapacağım? A eşittir eksi b. Şuraya eksi b desem eksi 3 eksi 3 tane b var burada. Bir de 2 tane var. Yani eksi b eşittir ne oldu? 1 oldu. B eşittir eksi 1 oldu. A ise artı 1 oldu. A eşittir artı 1. Bakalım 0 olur toplamları. Artı 3'ten eksi 2 çıkarırsam 1 kalır. O zaman doğru. Şurası 1'miş. Burası 1 bölü teta artı 2'ymiş. Burası da eksi 1 bölü teta artı 3'müş. O zaman direkt integrali çok rahat alırsınız arkadaşlar. Şuraya integral olduğunu düşünün. Buranın integrali 1 bölü teta artı 2 d teta'ya. Şurada d teta'mız var. 1 bölü teta artı 2 ln teta artı 2 olarak çıkar. Burası ise eksi 1 bölü olacağından dolayı eksi ln teta artı 3 olarak çıkar. Bunları tek parantezde yazarsak ln teta artı 2 bölü teta artı 3. Burada eksi olduğu için aşağı geldi. Sonra eksi 1'den sonsuza kadar. Eksi 1'den sonsuza kadar. Burada tanımsız olan bir şey olacak mı? Eksi 1'den sonsuza kadar hepsi pozitif olacak. Bir problem yok. Direkt yazalım. ln sonsuz bölü sonsuz. Bu 2'leri 3'leri ihmal ediyoruz. ln 1. ln 1. Eksi ln
Eksi 1 koysam yukarısı 1 olur, aşağısı 2 olur. Ln 1 bölü 2. Cevap eksi ln 1 bölü 2'den eşittir ln 2'dir. Cevabımız ln 2. Şu eksiyi buraya atabilirim. Burayı artı yaparım. Ters çevirince de ln 2 olur. Son sorum. X artı 1 çarpı x kare artı 1. Burada çarpanlara ayırma metodunu kullanacağım. Biraz yoracak beni. Çünkü burada biraz daha karışık bir mevzu var. 1 bölü x artı 1 x kare artı 1 eşittir. Şimdi x artı 1 normal a bölü x artı 1 olarak yazabiliriz. Artı burada aşağıda karemiz olduğu için şimdi a bölü x, burada a bölü x var ya, burada da ona benzer bir şey yapmak için burada a bölü x, b bölü x kare çıkacak. Ben onu b bölü x yapmak için bx yapacağım. Bx artı bir de c diyeceğim. Bx artı c. Bu şekilde yapacağım. Bunun derecesinin bir düşüğü. Mesela bakın buranın derecesi 1. Buranın derecesi 0 çünkü constant. Buranın derecesi 2, üstünün derecesi de 1 olması lazım. O yüzden bu şekilde çarpanlarına, yani bu şekilde şey yapabiliriz. Kesirlere ayırabiliriz. Sonra ax kare artı a. Ax kare artı a. Sonra bx kare artı bx. Artı bx kare artı bx. Sonra cx artı c. Cx artı c. Baktığım zaman önce x karelerin katsayısına bakayım. A artı b tane x karem var. X kare kaç tane var karşıda? Bir var sadece. O zaman x karem olmadığı için bunların toplamının sıfır olması lazım. Sonra cx ile bx'e bakıyorum. X var mı karşıda? Yok. O zaman b ile c'nin toplamı da sıfır olmalı. En son a artı c'nin de 1 olması lazım. A artı c eşittir 1 olması lazım. Hepsini b cinsinden yazıyorum. A'nın yerine eksi b yazıyorum. C'nin yerine de eksi b yazıyorum. O zaman b eşittir eksi 1 bölü 2 diye çıkar. C eşittir 1 bölü 2, onun tam tersi olur. A eşittir yine 1 bölü 2 olarak çıkar. Sonra hemen bunları yerine yazsam. İlk integralim neydi sınırlar? Sıfırdan sonsuza. 1 bölü 2'yi başa atayım. 1 bölü x artı 1. X artı 1 dx. Tabi burada biz şeyi kullandık. Ha, x var mı zaten, tamam. Başka bir değişken kullandı zannettim. Fark etmez. Sonra bx artı c'ye bakıyorum. Bx artı c artı bx, yani eksi 1 bölü 2 tane x var. Bir de 1 bölü 2 tane c'miz var. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 2x artı 1 bölü 2 tane aşağıda x kare artı 1 var. Burayı eksi 1 şey 1 bölü 2 parantezine alsam 1 bölü 2 kök şurası, yani şu kısma eşittir diyorum. Tamamına eşittir demiyorum. O karışmasın. Şunu şöyle alayım. Önce şunu hesaplayayım, sonra buna uğraşırım. 1 bölü 2 x artı 1 demek 1 bölü 2 ln x artı 1 olarak bu çıkar. Bunu bildik. Şuraya bakalım. Burası ise artı 1 bölü 2 parantezine alacaktık. Burası eksi x olur. Eksi x. Burası ise artı 1 olur. Bölü x kare artı 1. Burayı nasıl parçalarım? Burayı da şöyle yapacağım. 2 bir saniye. 2 integrale ayıracağım. Önce şuramız zaten sağ biliyoruz. Buraya geçtiğimde 1 bölü 2 eksi x artı 1, ya şunu şöyle diyeceğim. 1 bölü 2 şurada dx de var, unutmayın. İntegral eksi x bölü x kare artı 1 artı 1 bölü 2 integral, şurada dx var.
1 bölü 2 bu sefer 1 bölü x kare artı 1. Şurası direkt 1 bölü 2 arc tanjant x olarak çıkar. 1 bölü 2 arc tanjant x. Burası, şurası arc tanjant x olacağından şuraya bakacağım. Burası ne diye çıkar. O zaman o integralimi hesaplamak için şöyle yapıyorum. Başımızda 1 bölü 2 var. Eksiyi de başa atayım. Eksi 1 olsun şurası. X bölü x kare artı 1. X bölü x kare artı 1 dx. Şimdi x kareye u dersem 2x dx eşittir du olur. Dx ise eşittir du bölü 2x olur. Sonra yerine yazarsam eksi 1 bölü 2 integral ne olacak? X bölü x kare artı 1 yerine bu sefer şurayı şöyle yapalım. Yani x kare artı 1'e eşittir u diyelim. Bir şey değişmeyecek. Buraya u diyelim. Yani şunlarda hiçbir şey değişmez öyle dersek. Türevini aldığımız için. X bölü u çarpı du bölü 2x. Du bölü 2x. Şimdi x'ler birbirini götürdü. 2 ise buraya atsak eşittir. Eksi 1 bölü 4. 1 bölü u ln u diye çıkacak. O yüzden ln u'muz neydi? X kare artı 1. X kare artı 1. Çok güzel. Şimdi hemen yeni bir sayfa ekleyeyim. Evet, ekledim sayfamı. Şimdi elimde olan değerlerime bir bakalım. Biraz karıştı ama. Şimdi önce şuradan bir 1 bölü 2 ln 1 bölü 2 ln x artı 1'imiz var. Sonra şu integralimi de iki parça olarak buldum. Birincisi eksi 1 bölü 4 ln x kare artı 1. İkincisi ise artı 1 bölü 2 arc tanjant x. Şimdi bu nasıl ortak şey alınabilir? 1 bölü 2 şöyle yapabiliriz. Bir bölü iki parantezini alsam ln x artı bir, burası eksi bir bölü iki ln x kare artı bir, burası ise artı arc tanjant x. Sonra eksi bir bölü ikiyi şuraya atabilirim. Eksi bir bölü ikiyi bir bölü ikiyi atayım ben. Kök x kare artı 1 olsun. Hani buraya power olarak gidiyordu ya. Sonra eksimiz kalsın çünkü bölü olarak yazarsam limitimi almam daha kolay olur. X artı 1 bölü 1 bölü 2'yi oraya attım ve eksiyi de bölü olarak aldım. Kök x kare artı 1 oldu. Artı arc tanjant x hepsinin başında bir de 1 bölü 2 var. Sonra yapacağım şey tabanlarım sıfırdan sonsuzaydı. Sıfırdan sonsuza. Sonsuzu şöyle t limit değerinde t sonsuza giderken olarak da yazabilirsiniz. Ben bu şekilde şu an kolay çıkacağından dolayı. Şimdi bakıyorum. Ln sonsuz. Burada sonsuz. Artı 1'i umursamayın. Buradaki artı 1'i de umursamayın. Sonsuzun karesi kökten sonsuz diye çıkar. Sonsuz bölü sonsuz 1 yapar. Ln 1 de 0 yapacağından burası 0. Artı arc tanjant sonsuz da pi bölü 2. Daha önceki sorularımda hep karşımıza çıktı pi bölü 2. Pi bölü 2 ile 1 bölü 2 çarparsak da pi bölü 4. Eksi 0 yazsam. 0 yazsam ln 1 bölü kök 1. Yani ln 1 yine 0. Artı arc tanjant 0. Arc tanjant 0 da 0. O zaman cevabım yalnızca pi bölü 4 olur. 34. sorumla bitirdim. Bir dahaki derste de convergence ve divergence, yakınsaklık ve uzaksaklık sorularını çözeceğim. Bunları test yaparak çözeceğim. Bu kadardı dersimiz. Herkese başarılar.